Şimdi Evet. Burada belki şu şeyi de ilave edebiliriz. Bu Hanefi mezhebinde hani meşhur sünnetle yani sünnetin Kur'an-ı Kerim'i neshedeceği yani yürürlükten kaldırabileceği kabul ediliyor ama bir ilave hüküm getiremeyeceği kabul ediyor. Burada ilginç bir ayrıntı var. Ben buna çok şaşırmışımdır her zaman için. Mesela bu zina suçu ile ilgili ayet var biliyorsunuz. Ezzaniye ve zaniyetu fecridu kulle vahidin minhuma mi'ete celle buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani zina eden erkeğe de kadına da 100 sopa vurun. Şimdi Hanefiler diyorlar ki buradaki zina eden erkek ve kadın bekardır. Evlilerin cezası recimdir. Yani taşlanarak öldürülmedir. Niye? Bununla ilgili hadis var. Dolayısıyla hadis buradaki hükmü şey yapıyor. Kaldırıyor, bekara düşürüyor. Peki o hadisin devamında bekar zina yaparsa bir de tagribu am dediği bir suçu var. Yani bir yılda sürgün cezası. Ha bunu kabul edemeyiz ama diyor. Niye? Çünkü diyor ayetlerde olmayan ilave bir hüküm getiriyor. Ya ayetlerde olmayan ilave bir hükümle adamı öldürüyorsun. Ayetlerde olmayan bir ilave getiriyor diye bir yıllık sürgün cezasını kabul etmiyorsun. Yok tabii. Rejim Yani böyle bir mantığı var. Yani diye bir cezanın olamayacağı Kur'an'da var. Ve çok açık 3 tane ayet var ama 3 ayetin meali öylesine gizlenmiştir ki yani olmasının mümkün olmadığına dair öylesine gizlenmiştir ki kimse göremiyor. Bir de şu var, o bahsettiği bir hadis işte hudu anni diye başlayan, benden alın diye başlayan hadis. Hanefiler bir hadisle 2 tane ayeti neshetmişlerdir. Birisi inmiş, birisi de inecek. İnmemiş olan ayetten İnmemiş olan ayeti de neshediyor. Ben bunu şeye benzetiyorum, o büyük şey, yani Cüneyt Arkın'a benzetiyorum. Böyle birisine tekme, birisine kafa, ikisi de haşat. Evet. Maalesef yani. Yani o Evet. sadece hani nesi şey yaparken onu da söylemek lazım. Yani nes'eder diyor ama ilave bir hüküm Tabi getiremez. nesih konusunda şey Şafiileri Evet. Cüneyt anlatacak.